çok değil, bir ay öncesiydi. Magazin dünyasında yer gök bu aşkla çalkalanıyordu. Cansu Taşkın hafta içi tekrar eski defterleri açtı. Bir Nişantaşı gecesinde Magazin News'e eski sevgilisi Yılmaz Erdoğan'la ilgili röportaj verdi. Ünlü model Yılmaz Erdoğan'la olan özel görüntülerini neden sosyal medyadan paylaştığını da şu şekilde açıkladı. Zeynep Demirel ve Volkan Demirel. Bir haftadır evlerinde kriz var mı yok mu tartışması yapılıyordu. Az önce ekrana getirdik, yok öyle bir şey dedik. Zeynep Demirel ailesinin sözcüsü olarak kameranın önüne geçti ve döktü içini. Konuştukça sinirlendi, sinirlendikçe konuştu Zeynep Demirel. Eşi konuşurken Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Volkan Demirel sessiz kalmayı tercih etti. Eşinin arkasından kendisini sessizce izledi. Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın partisi pek çok olaya, yeni aşkların ortaya çıkmasına ve piştilere sahne oldu. Serenay Sarıkaya kendisini ihanetle suçlayan Defne Samyeli ile pişti oldu. Burak Deniz'in dert babası hali, Bestemsu Özdemir'le ayrılıklarına yoruldu. Pelin Akil ayrılık iddialarına yanıt verdi. Ama asıl olaylar gecenin ikinci yarısında yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın pişti olduğu tek isim Defne Samyeli değildi. Bakın kim var burada. Kızların etrafını sardığı bu yakışıklı Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya ile karşılaşmamak için akla karayı seçiyor. Zaten etrafında kalkan olan kızlardan gözü kimseyi görmüyor. Ortam eğlenceli, ortam ünlülerle dolu. Ünlü şeflerin ellerinden çıkan yemekler, sabaha dek süren eğlence. Herkesin içi gidiyor orada olmak için. En çok da emekçi kameramanlarımızın birileri eğleniyor, onlar sırtlarında 15 kilo kamerayla çalışıyor. Keşke içeride ben de olsaydım abi. Bu arada kameramanımız dertlenirken de çalışmaya devam ediyor ve bir piştiği daha ortaya çıkarıyor. Kameramıza yansıyan kişi Kerem Bürsin. Denklem iyice karışmaya başladı. Serenay Sarıkaya önce kendisini ihanetle suçlayan Defne Samyeli ile pişti oldu. Sonra 9 sene önce aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy ile pişti oldu. En sonda 3 sene önce aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile aynı partiye denk geldi. Umarız Mert Demir evde ateşlere düşmüyordur. Umarız. Biz Mert Demir'den söz ederken tüm havasıyla Kerem Bürsin kapıda belirdi. Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında kaslarını sergileyerek dosta düşmana şovunu yapmıştı. Yani paylaşmış oldum ama evet yorumlara bakamadım. Ortamı ısıttık. Asıl konuya gelelim. Kerem Bey, eski sevgiliniz Serenay Sarıkaya ile pişti oldunuz. Serenay, anlaşma oldu mu kendisiyle? Tabii ki de oldu ya. Serenay yani dünyanın yani... Bayılıyorum, muazzam bir insan. Çok da seviyorum kendisini. Kerem Bürsin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öve öve bitiremiyor. Güzel bir dostluğumuz var, o yüzden şey... Yani onun ne zaman böyle denk geldiğimizde tabii ki de birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz. Çağatay ile beraber. Onunla da ilk defa tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan, öyle. Buradaki karmaşa bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile pişti olduğu anlarda yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ece Sükan da mekana giriş yaptı. Gibi bu ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş ama Ece Sükan bu ilişkiyi hep inkar etmişti. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Biz Ece Sükan'ı incelerken Çağatay Ulusoy kapıya çıkmış bile. Serenay Hanım'la bir merhabanız mı? Herkes oradaydı arkadaşlar. Selam, teşekkür ederiz. Selam, İyi akşamlar diliyorum, öpüyorum. Konuşmayacağız galiba. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya gibi koşarak arabasına binip mekandan uzaklaşıyor. Ama muhabirler az sonra olacakların kokusunu alıyor. Çağatay Bey de içerideydi. İsminiz de anılmıştı bir dönem onunla ama. Evet. Neler söyleyeceksiniz? İyi akşamlar arkadaşlar. Çağatay Bey'in yanına mı geçiyorsunuz burada? Kilit soru buydu. Çağatay Bey'in yanına mı geçiyorsunuz diye sordu muhabirler. Soru cevapsız kaldı. İşte bu kilit soruyu görüntüler yanıtladı. Ha
Aylardır inkar edilen aşkın ilk kanıtı olarak değerlendirildi bu görüntüler. Ece Sükan mekandan taksiyle Çağatay Ulusoy'sa kendi aracıyla ayrıldı. Taksi Ece Sükan'ı Çağatay Ulusoy'un evine bıraktı. Biz aşk üçgenlerine daldık ama Edis de buradaymış bakın. Hala 19 Mayıs'ta verdiği konserin etkisinde. Çok güzel bir konserdi, çok güzeldi yani. 19 Mayıs'ta inanılmaz iyiydi ya. Gelen herkese teşekkür ederim. İnanılmaz güzel bir konserdi, çok mutluyum. Yeni albüm hazırlığında Edis. Aslında heyecanını paylaşmak istiyor ama öyle bir bot kırıyor ki kendi bile şaşırıyor. Haziran'daki konserde sormak istiyoruz. Hazırlıklar başladı. Başladı. Asıl hazırlıklar albümde yani. Yeni şarkıları söylemek istiyorum artık. Evet. Sıkıldım eski şarkıları söylemekten. Biz yanlış duymadık değil mi? Sıkıldım şarkılarımdan dedi. Yeni şarkıları söylemek istiyorum artık. Evet. Sıkıldım eski şarkıları söylemekten. Böyle denmez bu arada. Bunu kesin. Hadi gidiyorum. Kendi dediğine kendi de şaşırdı Edis. Ama çok çabuk toparladı. Yeni albüm hazırlıkları da başladı. Evet. Artık bomba gibi bir Edis geliyor. Zaten bomba gibi bir Edis yok mu? Edis'in içeri girmesiyle çıkması bir oldu. Bu kez yanında yakın dostu Berrak Düzün Ataş da vardı. Eve bırakacak bizi müsaadenizle. Peki, bence filan herkes evinden gidiyor. Peki, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Edis Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.